Düğün sezonundan beklentiniz nedir? Vallahi düğün sezonundan beklentim inşallah fazla masraf olmasa, insanlara yardımcı olsa, biraz fiyatları düşürseler, anladın mı? Biraz daha iyi olur yani. Hiç olmasa o kadar genç kardeşlerimiz var. Hani çocuklarımız var. Bir an önce düzgün şekilde evlenseler yani. Bir seyir halinde, hani veya toplu bir yerde olur. Veya sıra sıra aralarla olabilir. Sandalyeleri koysalar. Böyle nikah kıysalar. Daha çok iyi olur yani. Hem de ucuza mal olur. Ya biliyoruz, bildiğimiz gibi geçen sene düğün sezonu pandemiden dolayı olmadığı için, yani çok az düğünler olduğu için hepsi bu seneye sarktı. Bu sene de şimdi yasakların kalkmasıyla da ufaktan yani düğün sezonları başladığını hissetmeye başladık. Yani bir nevi düğün sezonu başladı diyebiliriz yani. Ufak ufak hareketlemeler başladı. Bunu daha da hızlanacağını tahmin ediyoruz. Düğün sezonumuz elhamdülillah 1 Haziran'la beraber, Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla beraber düğün sezonlarımız kısıtlı sayıda da olsa açıldı. Burada bütün evlenecek çiftlere öncelikle mutluluklar diliyoruz. Sağlıkla kalsınlar inşallah. Mutlu ve huzurlu olsunlar. Altınla ilgili hareketlerimiz son 2 haftadır hissedilebilir derecedeki yükselişten sonra 1-2 haftadır yatay geçişte duruyoruz. Bu haftaya da yatay geçişte başladık. Bu külçe bazında 520 artık işin taban fiyatı oldu. Ocak ayında, özellikle Ocak ayında 400 TL'yi külçe bazında altınımız gördüğü zaman bu aylar altın ayları, hazır parası olanlar, sıcak parası olanlar, özellikle de 2-3 ay sonrasına böyle düğün gibi hayırlı güzel işleri olanlar hazırlıklarını yapsın demiştik. Şimdi bugünümüze geldiğinde altının fiyatı birazcık evet yüksek seyrediyor. Bu da nedir? Bize bilezikte 475 kullanılmış bilezikleri alıyoruz. 493-495 bandı da satıyoruz. İnşallah kısmet olursa bu yaz önümüzdeki ay düğünümüz var. 26 Temmuz akşamı. Mutlu, Allah mutlu mesut etsin. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Altın alışverişiniz nasıl geçti? Sıkıntı çektiniz mi? Bu süreçler tatlı telaşlarla birlikte. İnsanların yorulduğu bir süreç oluyor ister istemez. Ama Allah kolaylığını veriyor. Hani klasik bir laf vardı. Allah eve alanı düğün yapan yardım eder. Sözü gerçekten yerini buluyor bir şekilde. Birlik teklifimizi yaptık. Biraz ya insanlar çekimser kalıyor mu yine de? Oldu bir şekilde. Altın süreçleri pandemiden dolayı fiyatlar biraz pahalıydı ister istemez. Ama onları da halledebildik çok şükür. Tabii ki düğün sezonu açıldı. Düğün sezonunun aslında açılışı şöyle söyleyeyim size. Bunun hazırlıkları daha önceden yapıldı. Yani pandeminin bittiği, kapanışın bittiği dönemden sonra biraz bir hareketlilik var. Bu da insanlar daha önce kapanışa girmeden önce de hazırlıkların biriktiği için ister istemez düğünler açık alanlarda, işte kapalı alanlarda yapılmadığı için onlar yani altınla alakalı hazırlıkları çoğu müşterilerimiz yaptı. Ama yine de hareketlilikler var. Şu an bugün evlenmeye kalksa bir insanla kardeşlerimiz 100-150 milyardan aşağı evlenemezler yani, güzel bir düğün yapayım deseler yapamazlar yani. Bunlar da yazık günah yani. Ürünlerde sıkıntımız yok. Şimdi teknoloji ilerlediği için anında getirtebiliyoruz. Tabii her bütçeye göre ürünlerimiz var. Yani bu en küçük rakamdan tut da en büyük rakama göre kadar. Yani ona göre herkes istediği ürünü alabilir. Şu an 489 lira. Yani daha da çıkacağını tahmin ediyoruz yani. Bence düğün yapacaklarında biraz elini çabuk tutmasını tavsiye ederim. Şu an altın alınsın mı? Bence alınsın. Tam zamanı mı? Şöyle söyleyeyim. Geçen sene 535 lira görmüştü altın. 400-420 liraya kadar inmişti. Şu an tekrar 500 sınırına dayandı. Yani bu da ne demektir? Geçen seneki 530'u atlayacak demektir. Yani onun için 500'e de yaklaştı. Bence almaları lazım. Yani illaki 500'e geçecek. Ama kır düğün olabilir. Normal salon fiyatları çok şişmiş. Geçen gün ben yeğenime baktım. Salon fiyatına baktım. 20 milyar istiyor adam. 100 kişi. Yani 20 milyar istiyor. Büyük para bu ya. Yani dünya parası yazık ya. Altından olmuş çıkmış. Dünya parası olmuş altın. Bugün en güzel bir bayana altın taksan, 5 tane taksan. Yani alsan aldığın insana, kıza yani, geline yani. 5 tane aşağı takamazsın. Bunun küpesi var, zincir, onlar hariç. Yazık ya, al sana 30-50 milyon, 60 milyon, 70 milyon parayı buluyor.
Bu adamlar bunu nasıl yapacak? Evlenecek mi? Kiraya mı geçecek? Kendi evinde mi oturacak? Bunları bilmek lazım. Doğru mu yani? Bunu tartmamız lazım. Yoksa yani bu iş olmaz yani. Yazık, günah yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Altınla ilgili uzun vadede kesinlikle her zaman önerdiğim şey altın alın. Altın kesinlikle. Bakın şöyle kıyasladığımızda 2018'de Ocak ayında altın 160 bin TL, 160 TL'ydi. 160, şu anda baktığınızda 500 küsürlerde yaklaşık 3-4 misli artmış. Yani altın gibi karlı bir yatırım hiçbir şekilde, hiçbir emtiada yok. O yüzden hem güvenli hem de kazançlı bir yatırım. Kesinlikle ve kesinlikle altın alan insanların bozmayla ilgili geldi. İhtiyaçları varsa bozsunlar, ihtiyaçları yoksa kesinlikle ve kesinlikle bozmayı da tavsiye etmiyorum. Çünkü altının ileriki zamanlarda daha güzel seviyelere geleceğine inanıyorum.